Hocam Miraç Kandili ile ilgili olarak kısaca bilgi vermiştiniz dün. Şöyle sormak istiyoruz bugün de. Yine Miraç'la devam edelim isterseniz. Şimdi Miraç bir anda oldu. Dün anlattığınıza göre bir anda oldu. Ancak Peygamber Efendimiz döndükten sonra birçok şey anlattı. Yani anlatması bile uzun süren şeyler. Bir anda, o zaman bir anda nasıl oldu? Böyle bir soru akla geliyor. Bu ne demektir yani? Orada neler gördü? Kendisine neler gösterildi? Bize anlattığı şeyler nelerdir? Hani bildiğimiz bazı şeyler var ama ayrıntılar da mutlaka vardır. Ehl-i Sünnet alimleri zaman konusunu anlatırlarken sonsuzluk kelimesini, efendim insan sonsuzluk kelimesini uzun uzun düşünmeye kalsa aklı akar almaz. Evet. Matematikte bile bir işaret kullanılıyor değil mi? Sonsuz diye. İşaret kullanıyorsun. O kadar. Ya konuşurken de sonsuz diyorsun. Nedir bu? Yok. İzah edebilir misin? Yok. Elle tutulur gözle görülür. Yok. Yok öyle bir şey. Allah-u Teala'dan başka sonsuz olan hiçbir varlık yok. Çünkü efendim işte 7 kat gökler diyorsun. Yaratılmış. Hepsi son mu? Ve Cenab-ı Hak bu 7 kat göklerin içerisinde 2 yer yaratmış sonsuz kalacak şekilde. O da kendi kudretiyle. Cennet, cehennem. Başkası yok. Öbürlerin hepsini yok edecek buyuruyor. Hepsini yok edecek. Mesela dünyada yaratmış olduğu hayvanat yok edecek buyuruyor hayvanları. Cennete girmeyecekler. Cehenneme de girmeyecekler onlar. Ve kendilerine davet ulaşmayan insanlar doğup büyüyüp ot gibi büyüyor. Kendilerinde hak ve hukuku varsa mahşer günü bu hakları ve hukukları aldıktan sonra bunlar da yok edileceklerdir buyuruyor. Yok edileceklerdir. Ezelden ebede bir an ifadesi geçiyor. Biz tabii dünyada güneşin doğuşuna batışına göre bir zaman dilimi var. Bu bize göre izafi bir şeydir. Evet. Zaman dilimi. Biz bu zaman dilimiyle her şeyi değerlendiriyoruz. İşte bir günde, bir ayda, 5 ayda falan filan diyoruz. Siz bir sefer bir ifade kullandınız. Bazen insana 5 dakika bir ömür gelir. Hakikaten öyle. Evet. Mesela öğrencilik siz de yaptınız, ben de yaptım. Ben öğretmen de yaptım, siz de yaptınız gerçi de. Şimdi bazen öyle durum oluyordu ki öğretmen göre çıkarın kağıtları yazılı yapın. Bizim dönemimizde öyle önceden haber verme falan çıkartın. Sorular bir soruluyor. Ooo ballı kaymak. Hepsini biliyorsun. Bir başlıyorsun takır 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 takır. Öğretmen diyor ki 5 dakikanız kaldı. Vay be diyorsun ya. Nasıl geçti bu kadar zaman? Çabuk geçti. Ama bazen de geliyordu öğretmen ders anlatıyor falan. Dersin bitmesine 5 dakika var. Çocuklar var mı soracağınız yok. Çıkartıyor onun defterini. Nasıl küp 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 küp. Bir geliyor falan tak diye bir senden önce birisi. Ana. Ya saate bakıyorsun gitmiyor. 5 kişiyi sözlü yapmışlar hala geçmiyor. Evet 5 kişiyi yapmış hala gelmiyor. Takır 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 gidiyorsun. Ya diyorsun hani diyorsun ne büyük azap bu. Saatti bu. Saat falan değil ya. Beklediğin 2 dakikaydı. 2 dakika 2 gün gibi, 2 yıl gibi geliyor bazen. Bazen öyle hadiseler olur ki 1 dakika insanın saçlarını bembeyaz ettirebiliyor. 1 dakika. Evet. İzah edebiliyor musun bunu? Yok. Rüyayı anlatıyorsun. 1 saat, 1,5 saat anlatanlar var. Şu teferruatıyla, bazılarının kabiliyeti var mesela. Anlatıyor. Şuraya gittik şöyle oldu, birisi geldi şöyle. Kaç dakika? En fazlası 10 saniyeymiş biliyor musun? En fazlası, en uzunu rüyanın 10 saniye. O kadar anlatılan şey? Evet. 10 saniye. 1,5-2 saat anlattığı şey 10 saniye. Dolayısıyla zaman birimini bizim anlamamızı izah etmemiz mümkün değil. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam miraca çıktığı zaman bir anda oldu. Onu izah etmemiz yani aklen de mümkün değil. Sadece hissedebiliyorsun. Evet. Yani öyle anlayabiliyorsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte Ehl-i Sünnet alimleri anlatırken miraç ruh ceset birlikte oldu. Ayet-i kerimeyle sabit olduğundan Mekke'den Kudüs'e götürüldüğüne inanmayan kafir olur. Göklere bilinmeyen yerlere götürüldüğüne inanmayansan sapık olur, bidat sahibi olur diye açık hüküm Ehl-i Sünnet alimleri bildirmişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç'ta cenneti, cehennemi, sayısız şeyleri görüp kürsi, arşı, ruh alemlerini geçip bilinmeyen, anlaşılamayan, anlatılamayan şekilde mekansız, zamansız, cihetsiz, sıfatsız olarak Allah-u Teala'yı da gördü. Hiçbir mahlukun bilemeyeceği, anlaşılamayacağı nimetlere kavuşup bir anda Kudüs'e ve oradan da Mekke'nin mükerremeye geldi. Peygamber Efendimiz Miraç'a çıktığında kendisine bir hitap geldi. Rabbini metü sena et. Sena eyle diye, metü eyle diye. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi. Yani bütün insanlar ile olan metihler, övgüler ve senalar, beden ile olan hizmetler ve taatlar, mal ile olan iyilikler ve ihsanlar Allah-u Teala için olsun dedi.
Önce Allah-u Teala Habibine gözsüz, kulaksız, vasıtasız, mekansız olarak Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahu ve berekatuhu. Allah-u Teala selam verdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibat dedi. İşte namazda okuduğumuz dua evet. Orada tahakkuk etti. Allah-u Teala da Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü. Yani ey Resulüm selamım, bereketim ve rahmetim senin üzerine olsun diye selam verdi. Peygamber Efendimiz de Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin dedi. Ya Rabbi bize ve salih kullarına da selam olsun. Salih kullarını da zikretti. Bunu işte melekler hep bir ağızdan, melekler de iştirak etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ettehiyyatü bu yani. Ettehiyyatü bu. Tahiyyat, orada tezahür etti. Okuduğumuz. Evet. O tahiyyat, ettehiyyatü duasında bu Miraç'ta oldu. Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'ya methetti. Allah-u Teala selam verdi. Peygamber Efendimiz bunun üzerine Esselamu aleyna ve adillahi salihin melekler de eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Tahiyyat duası bu işte. Orada Miraç'ta zuhur etti bu. Allah-u Teala buyurdu ki ey Habibim benim misafirimsin. İstemenden ne istersen. Ümmetimi isterim ya Rabbi dedi. Allah-u Teala buyuruyor. 100 defa tekrarladı ama Allah-u Teala bu suali. Özür dilerim. 700 defa tekrarlamış. Ne istersin? Her seferinde ümmetimi. Ümmetimi isterim diye cevap verince Allah-u Teala hep ümmetini istersin buyurunca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ey Rabbim dileyen benim, veren sensin. Cümle ümmetimi bana bağışla diye talep etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak eğer ümmetinin hepsini şimdi sana bağışlarsam benim rahmetim ve senin izzetin açığa çıkmaz. Benim mağfiretim senin de şerefin. Mahşer günü açığa çıkacak. Hepsini bağışlarsam orada açığa çıkmaz. Bir kısmını şimdi sana bağışladım. İki kısmını tehir ettim. Kıyamet günü sen dileyesin ben bağışlayayım. Ta ki benim rahmetim ve senin izzetin şerefin belli olsun açığa çıksın. Ama ne güzel şeyler olmuş orada. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde o gece yani Miraç gecesinde Allah-u Teala'dan cümle ümmetimin hesabını bana ısmarlamasını istedim. Allah-u Teala ya Muhammed bundan muradın odur ki hiç kimse ümmetinin kabahatlerine muttali olmasın. Senin ümmetin kabahatlerini kimse görmesin. Benim muradım olur ki sen şefkatli peygambersin. Yabancılara olduğu gibi senden daha kabahatleri ve çirkin işleri örtülü olsun. Ya Muhammed sen onların yol göstericisisin. Ben onların Rabbiyim. Ben yarattım. Sen onları yeni gördün. Ben ezelden ebede onlara nazar ettim ve nazar ederim. Ya Muhammed eğer senin ümmetin ile söyleşmeyi sevmeseydim kıyamet günü onları hesaba çekmezdim. Böyle büyük ve küçük hiçbir günahlarını sormazdım. Söyleşmek hoşuma gidiyor senin ümmetinle. Onun için kıyamette onları hesaba çekeceğim buyuruyor. Ama ne büyük müjdeler bunlar ya. Miraç gecesinde vuku buluyor bunlar. Allah-u Teala Miraç gecesi Peygamber Efendimiz'e ey Habibim ister misin ki senin ve ümmetin için neler hazırladım göresin? Buyurunca Resulullah Efendimiz isterim ya Rabbi dedi. Sonra Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'a hitap edip ey İsrafil kulum ve eminim ve Resulüm Cebrail'e de ki Habibimi cennete iletip Habibim ve ümmeti için cennette neler hazırladımsa görsün. Ta ki mübarek hatırı endişeden halas olsun kurtulsun diye. Ama şimdi bütün bunlar okuyunca, bunları dinleyince, anlatınca insan neşeleniyor. Evet. Ve böyle bir peygambere ümmet olmaktan haz duyuyor. Ne kadar şanslı olduğumuz. Ne kadar şanslı olduğumuz da açığa çıkıyor. Tabii şimdi burada birçok hadiseler olmuş. Biz müjdeli tarafını naklettik. Bazı şeyler de var. Onlar da uzun uzun bildirilmiş. Biz burada keselim zaten vaktimize müsait. Peki efendim çok teşekkür ederim.